Bülent ortada yokmuş. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyor. Ne gibi bir şey? Alacaklısı falan mı yine? Veririn. Seninle biraz konuşalım mı? Abla, malum konuyla alakalıysa ben bir şey duymak istemiyorum lütfen. Hangi konu anne? Yok anneciğim, önemli bir şey değil. Peki sen ne yapacaksın bugün? Seko bugün beni biriyle tanıştıracak da işle ilgili. Sosyal medya ajansı olan biri varmış. Tam iş sana göre dedi. Yani yaşım sorun olmazsa eğer tabii. Sen niye sordun? Hiç öyle, öylesine sordum. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok. İyiyim. İyiyim kuzum. Gayet iyi. Damlacığım, salatadan da yesene biraz. Anne. Hı. Yarın babama gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin. İstediğin zaman babanla görüşebilirsin. Konuştuk bunu seninle. Yok ama yani yılda kalabilir miyim? Sonuçta Peri de orada ya. Sen rahatsız olmayacaksan tabii ki de kalabilirsin. Ama seni rahatsız edecek bir şey yaparsa beni ararsın. Ben gelir alırım seni, tamam mı? Tamam. Merak etme anne. Onunla konuşmayacağım. Hem zaten bugün ben onunla konuşmak istememiştim ki. O geldi benimle konuştu. Damlacığım, eğer içinden geliyorsa onunla konuşabilirsin de, görüşebilirsin de. Beni üzmez, tamam mı? Hem halanlar orada, baban orada. Benim içim rahat yani. Tamam. Merak etme ama. Onu hiçbir zaman sevmeyeceğim. Hep sana yaptıklarını aklıma getireceğim. Bu iyi bir şey değil Damlacığım. Kin tutmanın hiç kimseye bir faydası yok. Eğer seni kazanmak için çabaladığını görüyorsan ona bir şans verebilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki de. Oo, açtın bakıyorum kendini. Darısı senin başına ablacığım. Bir de biliyor musun, daha iyi bir insan olmak için doktora gidiyormuş. Aa, o iş öyle oluyormuş ya. Ben de gideyim o zaman. Gerçi bu saatten sonra iyi olsam ne, olmasam ne. Ölüp gideceğiz zaten. Abla, ettiğin lafa bak ya. Eline sağlık güzel kardeşim. İnşallah ben senin mutlu olduğunu görürüm. Anne. Teyzem ölecek mi? En son ne zaman mamografi çektirmiştiniz? Yani bir şikayetim olmadığı için öyle bir şeye gerek duymadım. 40 yaşından sonra kadınların çektirmesini öneriyoruz. Biliyorum. Doktorum da söylemişti zaten. De işte... Ben annemi meme kanserinden kaybettim. O yüzden açıkçası korkuyorum. Çok da aklıma getirmemeye çalışıyorum.
Ama her sene düzenli check-up'a giriyorum. Yani bir şey olsa çıkardı diye düşünüyorum. Ultrasonda bir şey görüyorum. Ama bu illa olumsuz bir durum olmak zorunda değil. Biz yine de bir mamografi çektirelim. Mamografi? Ya hemen şimdi mi? Evet, ben konuştum. Aşağıda bekliyorlar sizi. Acıyacak mı? Hayır, hayır. Korkmanıza gerek yok. Ama yani kötü bir şey olsa ultrasonda belli olmaz mıydı? Daha detaylı bakmamız iyi olur. Tedbirli olmakta fayda var.